Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Evet, hoş bulduk. Bir dinleyicimiz diyor ki, daha doğrusu yaptığı bir şeyi soruyor. Doğru yapmış mıyım diye. Buna eşine, bir hanım dinleyicimiz bu, kurban kesmek vacipmiş. Kendisine de vacipmiş. Ancak diyor, eşim diyor mecburen diyor kendi ailesinden olan kişilerle bir hayvana giriyor. Dolayısıyla onlara da biz birinci gün, ikinci gün meselesini anlatamayız. Ben de diyor bana da vacip. Ben farklı kestirebiliyorum. Bana sesimi çıkartmıyorlar. Bir koç aldım diyor. Onu keseceğim. Bu Kurban Bayramı'nın birinci, ikinci, üçüncü günleri diyor eşim diyor üzerindeki mal varlığını bana hediye etse diyor. O diyor hani zamanda kesemediği için diyor üzerine borç kalacak diyor. Bu durumda diyor fakir duruma düşse de diyor ben kessem diyor. O da diyor kurtulsa diyor. Yani dinleyicimizi tebrik ederiz. Ne bakımdan tebrik ederiz? Şimdi Mustafa Bey kitaplarda bir ifade geçiyor. Hile-i şeriye diye. Fakat bu bahis anlatılırken hile-i batıla da var. Yani hile-i şeriye İslamiyet'in bildirmiş olduğu bir kimseyi borçtan kurtarma yolu diye anlatılıyor. Peki hile-i batıla zekat vermemek, kurban kesmemek için kaçış arıyor. Burada öyle değil. Burada öyle değil. Şimdi ailesinden şey yapsa fitne çıkaracak, daha çok düşman olacak. Biz siz bilirsiniz de siz Müslümansınız da falan, İslamiyet'i falan da saldıracaklar. Ondan sonra kitaplara saldıracaklar. Yani evet. Pamuk ipliğiyle bağlı gidecek. Bunu önlemek için, böyle bir şey yapmak için, yani Kurban Bayramı girmeden önce mesela Arefe gün de ki bütün varlığımı sana hediye ettim dedi. Tamam, elindekileri. Ne oldu şimdi? Kurban Bayramı birinci, ikinci, üçüncü günü bu kimse dinen fakir. Kurban kesmek vacip değil. Kurban kesmek vacip değil. Kurban Bayramı geçtikten sonra kadın diyecek ki o bana hediye ettiklerini bana ağır geliyor. Ben sana tekrar onları hediye ettim diyecek. Böylece ne olur? Yani onu kurtarmış olur. Ya yani onu günaha sokmamış olur. Ha derse ki mesela bazıları canım bir tane daha kesiversin. Öyle imkanı varsa kesiversin, tamam. O da bir yol, bu da bir yol. Yani İslamiyet'in bildirmiş olduğu hepsi standart değil. İnsanların haline, yaşadıkları iklime, mevsime, karşılaştıkları hadiselere göre. Ya şimdi Mustafa Bey hep anlatıyoruz. Hanefi mezhebinde İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri mutlak müştehidi. Ama bunun talebeleri var. İmam Ahmed bin Hanbel, İmam Ebu Yusuf, İmam Züfer Hazretleri. Bunlar da mezhepte müştehidi. Mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri ile beraber 4 tane oluyor. Bunlar. Bunun 4'ünün de iştihadı farklı. Ya, şimdi kitaba bakıyorsun. Ya Cenab-ı Hak bunları bunun için yaratmış. Bakıyoruz ha İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin kavline göre tamam. Veyahut da İmam Ebu Yusuf Hazretleri'nin kavline göre tamam. İmam-ı Züfer Hazretleri'nin kavline göre tamam. Mesela şeyde otobüste yolculuk anında oturarak göğsünü kıbleye çevirip de namaz kılma konusu İmam-ı Züfer Hazretleri'nin iştihadı, biliyor musun? Mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh başlangıçta ilk baskılarında İmam Züfer Hazretleri'nin o iştihadını almamıştı, kitaplarına vardı. Sonra aldılar. Çünkü insanların hali zayıf. Bunlardan birisine uyması lazım. Şimdi bizi dinleyenler diyecekler ki niye uzattınız bunu bu kadar ya? İşte olur olmaz deyiverseniz ya. Olur olmaz deyince anlaşılmıyor bazı konular. Burada bir fitneden kurtulma durumu söz konusu. Bir gün birisinin günaha girme durumu. Ve kitaplarda hile-i şeriye deniyor. Bu yani vazifeyi yapmamak değil. O hile-i batıla diye anlatmışlar onu. Burada dinimizin bildirmiş olduğu bir çıkış yolu var. Bu çıkış yolu kullanılıyor. Hadise bundan ibaret. Bir de herkesin durumu bir değil. Mesela bir dinleyicimiz kurban zamanında arayıp bir hanım dinleyicimiz işte vekaletini verdi İhlas Vakfı'na. Ve o kadar çok sıkı sıkı tembih etti ki sakın bana mesaj gelmesin, video gelmesin diye. Yani ne varmış canım o kadar da korkmaya falan filan denmez böyle bir insana. Çünkü kocası İhlas Vakfı'nı sevmeyen, ona küfür eden, dinin emirleriyle alakası olmayan birisi. Ve sürekli telefonunu kontrol eden bir adammış. Dolayısıyla sen şimdi bunu ya o kadar da korkma canım sana bir video göndereceğiz denmez yani. Bunun durum farklı. O hassasiyetleri, evet. O hassasiyetlere dikkat edilmesi gerekir. Herkesin durumu aynı değil. Yani bazen bakıyorsun aile yıkılıyor. Evet. En az telafi için arkadaş sen yok canım böyle yapıverseydin falan. Ne değil, varmış Allah'ın emrini yapıyorsun canım. Korkma o kadar bir şey olmaz. Destek ol. Yani. Mustafa Bey mesela bize şey yapıyor. Mesela kadıncağız arıyor. Diyor ki kocam böyle böyle yani nikah akti falan. Ya şimdi Osmanlı döneminde olmuş olsa kadılar var. Kadı çağırır. Ondan sonra bakar. Kadın kimsesi yoksa yani boşanma durumunda bakar hakikaten erkeğin durumu onları ayırır ama kadın nafakasını da o zaman devlet belli vakıflar kurmuştur. O vakıflar bizi üzerine alır. Üzerine alır. Peki sen şimdiki ayrıl canım öyle adamdan falan. Ayrıldın. Peki kadın? Ne yapacak? Ne yapacak? Sahip çıkan yok. Sahip çıkan yok. Tek başına. Ne rezil yapalım? Olacak, kepaze olacak değil mi? Yazık. Olmaz o. Bir başka dinleyicimiz diyor ki benim diyor kaçak olarak hacca giden akrabalarım var diyor. Nasıl gidiyorlarsa. Ya kaçak tabii onun şeyidir. Söyle kaçak giremez. O mümkün değil. O öyle biliyor da şimdi ne diye gidiyor biliyor musun? Kasap diye gidiyor. Hacca gitmiyor. Kasap diye gidiyor. Ama yine kayıtlı yani. Kayıtlı tabii canım. Kayıtlı. Ama bunların giriş şeyleri falan filan enteresan. Enteresan. Vardı öyle bir tanesi. Hac edemeden de döndü geldi. Şimdi Mısır üzerinden gidiyor. Bazı firmalar var götürüyorlar bunları ama gene pasaporta işleniyor bu. Mısır'da şey yapıyor ondan sonra çıkış veriyor. Medine-i Münevver'in o Kızıldeniz'e yakın orada bir liman kasabası var. Oradan çıkış yapıyorlar. Medine-i Münevver'e girecek. Ondan sonra zaten adam kontrol ediyor. Niye geldin? Niye şey yaptın falan filan. Bazen aynı şekilde bunun hani kasaplığı masaplığı falan tereddütlü şüpheli ise geride gönderebiliyor bunları. Geride gönderebiliyor. Yoksa öbür türlü giremez. Her halükarda diyelim ki adamın birisi hiçbir vazifesi de yok. Uçağın tekerleklerine saklandı gitti diyelim. Oraya vardı. Kaçak oraya vardı. Haccı yaptı. Hiçbir şey olmaz. Ne olacaktı? Hac yapması lazım mı? Bir de yaptığı hac oluyor mu? Olur. Şimdi hac yapması lazım mı dediniz? Önce o suale cevap verelim. Kitaplarda açık net bir şekilde bir ifade geçiyor Mustafa Bey. Evet. Şimdi Zilhicce'nin 8'inden itibaren başlatalım. Aslında 5 günde yetiyor. 8, 9, 10, 11, 12. Bu 5 gün içerisinde hac vazifesi yapılır. Bu 5 gün içerisinde yapılır. Bu 5 gün içerisinde sırtındaki elbisenden başka bir şey yok. Uçağın tekerlerinin arasına girdin oraya indin. Hadi o tehlikeli ama özendirici olmasın. Yani. Özendirici olmasın. Evet. Oraya indin. Oradasın. Hadi sana farz buyuruluyor. Hapis değilsen. Hani yakaladılar attılar içeriye. Yakalanmadın da. Ondan sonra orada da aynı şekilde ne bileyim otobüsün şeyine girdin. Bavulların kalabalığa kavuştun falan neyse karıştın gittin. Tamam bavul oldun geldin. Hac farz olur buyuruyor. Yani orada fakir zengin aramıyor orada. Hac mevsiminde oradaysa onun için mesela Saadet'te bir diye anlatırken buyuruyor ki ben diyor vekil göndereceğim. Saadet'te bir diye üzerine basa basa bir ifade geçiyor. Bu vekilin önceden hac yapması lazım. Yapan birisi olmazsa. Niye? Ya fakir gariban zaten ya falan. Ya fakir gariban arkadaş da bu fakir gariban oraya gittiği zaman kendine farz oluyor. Ve kendine farz olduğu için kendisi için yapacak. Bir sene orada bekleyecek ve ertesine tekrar gidecek bu. Onun yerine yapabilmesi için. Olmaz o. Onun için önceden hac farizasını yerine getirmiş olan birisinin vekil olarak göndermek gerekiyor. Konu açılmışken merakımdan soruyorum. Mekke-i Mükerreme'de oturanlar var. Oranın sakinleri var. Onların durumu nedir? Yani onlar mutlaka yani ilk buluğa erdikten sonraki mevsimde yapması mı lazım? Yapması lazım. Hanefi mezhebinde ise yapması lazım. Bu ne ererme saç. Ya da oraya bir şekilde Mekke-i Mükerreme'ye gitti adam. Çalışmak için gitti diyelim. Bir vazifeli gitti işte oraya. Turist olarak gitti. Ve oraya girebiliyorsa yani hac farizasını yerine getirilebilecek girebiliyorsa yani Kabe'ye girebiliyorsa ondan sonra Arafat'a gidebiliyorsa Mina'ya Müzdelife'ye gidebiliyorsa izin veriliyorsa bu kimseye hac farz. Ama bazıları da olabiliyor. Mesela diyelim ki Cidde Kızıldeniz'e yakın bir yer. Orada bir inşaat var. İnşaatta çalışıyor. Adam hac zamanı etrafını kapattı nöbetçi de koydu. Kimse çıkmayacak dedi. Gidemez adam. Hapis yani orada. Ona farz olmaz. Ama serbest giriyor çıkıyor falan. O zaman haç farz. Fakir de olsa farz. Hangi bölgede olana farz? Yani orada o mevsimde orada bulunan hangi bölge? Mekke-i Mükerreme'nin etrafında Harem-i Şerif denen belli bir çizgi var. Orası. Orası olduğu zaman farz. Yani Cidde dediniz ya, Cidde farklı bir şey. Cidde 80 kilometre falan veya 90 kilometre. Hayır, Cidde'de inşaat var. Etrafını çevirmişler. Eğer böyle bir şey yoksa Cidde'dekine de farz. Çünkü 2 adımlık yer. He. Seferlik mesafesi bile değil. Değil. Doğru. Bir başka... Hatta evet, yani konuya açıyor da İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri diğer 3 imamdan daha ağır bir ifade kullanıyor. Adam mesela Cezayir'de. Bu diyor yürüyerek diyor Mekke'ye ulaşabilecekse buna farz diyor. Parası olsun olmasın diye bakmıyor. Ya. Eskiden öyleymiş ama değil mi? Tabii. Yani arabalar, otobüsler, uçaklar yokken. Ya. Yayan gidiyor. Yayan gidiyor. Buradan bile gidiyorlarmış insanlar. Tabii. Yani haç için bir senesini harcıyor adam. 6 ay gidiyor, evet, 6 ay geliyor. Evet. Tamam. Evet. Bir başka dinleyicimizin sorusu var. Dolgu sebebiyle diyor Malike'yi taklit eden bir kimse abdest aldıktan sonra niyet ettiğini hatırlamasa, etmiş de olabilir, etmemiş de olabilir diyor. Ne yapmalı? Bunu Dini İslam'a da sordular. Biz bunu radyoda defalarca anlattık. Maliki mezhebini taklit eden bir kimse abdestte eli yıkarken veya yüzü yıkarken niyet etmesi farz. Gusülde de hemen başlarken farz. Unuttu. Gusül bitti. Ya dedi acaba aldım mı? Vesveselidir. Hemen Ya Rabbi ben gusül Maliki'ye uyarak aldım. Abdest aldı, bitti. Çıktı kurulanırken. Ya dedi ben niyet ettim mi? Hemen o anda Ya Rabbi ben bu abdesti Maliki'ye uyarak aldım demesi kurtarıyor, buyuruyor. Ama ayaklarını yıkarken hatırladıysa başa döner. Veya gusül bitmeden hatırlarsa niyet etmediğini tekrar başa döner. Ama bitti çıktı. Hatırına geldi. Vesvese ediyor. Hemen o anda bu guslü Maliki'ye olarak aldım. Bu abdesti Maliki'ye olarak aldım. Namazda kıldım mesela. Acaba Maliki'ye uydum dedim mi? Ben bu namazda Maliki'ye olarak kıldım deyince kurtarır buyuruyor. Böyle bir şey abdesti henüz bitmeden aklına gelince başa dönüyor. Başa dönüyor. Ha, bu ayrıntıyı bilmek lazım. Namaz da öyle. Evet. Hatırlarsa ama bir şeyi kurtarır. Terk etti mesela. Ha, bir şeyi kurtarır. Ne kurtarır? Onu sık sık mesela tekrar ediyorum. Şimdi ben de hani validemin yaşına doğru gittiğim için bir gün sormuştu. Oğlum dedi kaçıncı rekatta oldum ben bilemiyorum dedi. Dedim anne zannına göre. Oğlum zanda yok ki dedi. Benim tuhafıma gitmişti o zaman. Ya dedim zan nasıl olmaz ki? Benim de yaş ilerleyince hakikaten zanda yok biliyor musun? Bir boşluk var değil mi? Zanda yok ya. Acaba neydi? Neydi? O bile yazılmış. Böyle durumlarda ben 3. rekattayım. Veya 2. rekat olduğu halde yok. Bu 4. rekat. Tahiyyata kadar okudu. Kararını orada vereceksin yani. Hemen bu 4. rekat dedi. Selam verdi çıktı. Geride dönmüyor. Çünkü Allah-u Teala onun 3, 4, 5 olduğuna bakmıyor. Emre kıymet verip vermediğine bakıyor. Kitaplarda böyle yazıyor. Böyle başına gelecek olursa ve sık sık da geliyorsa dönüp bakmıyor. Geriye de dönmüyor. Ondan sonra bu 4. rekat dedi. Selam verdi gitti. Efem eksikse. Ya sana ne? Emreden diyor ki ben kabul ettim. Tamam mı? Bitti. Bir ablamız var diyor. Bir kafede çalışmak zorunda kalmış. Bulaşıkçı olarak. İçki servisi de yapılıyormuş ama bunun içkiyle falan alakası yok. Bulaşık yıkıyor. Çalışması uygun mu böyle bir yerde? Efendim Dini İslam'a da sordular onu. Oraya da geldi aynı şekilde. Başka çaresi yoksa olur. Çünkü alkol de varsa mülki habis olur. Hani eline geçen kazanç alabilir. Ama efendim hani daha temiz bir yer, haram işlemediği bir yer olsa Allah-u Teala nasip etsin inşallah Teala. Tamam. Bizim buralarda diyor, belki bunu da sormuşlardır ama Hıdrellez diye adlandırılan diyor işte Mayıs-Haziran aylarında hayırlar yapılıyor. Hayır deniyor buna. Köylüler toplaşıyor, para topluyorlar. İşte pilav pişiriliyor. Eşe dost davet ediliyor köylüler. Camide toplanıp mevlüt okutuyorlar diyor. Böyle şeyler yapmak uygun mu? Efendim o güne kutsallık izafe ederek bunu yapıyorsa, ibadet diye yapıyorsa yanlış, bidat olur. Ama bahar şenliğidir. Yediriyor, içine ikram ediyor. Ona bir şey demez dinimiz. Tamam. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.